Çok değerli kıymetli hemşehrilerim, değerli muhtarlarım, Hastaneler Birliği Genel Sekreterimiz burada, yine Halk Sağlığı Müdürümüz burada, Muhtarlar Derneği Başkanımız Mustafa Bey burada. Hepinize ben de öncelikle hayırlı sabahlar diliyorum. Hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün burada güzel bir aslında etkinliğin tanıtımı ve yine bu etkinliğin vesilesi olan bisikletlerimizin çok değerli muhtarlarımıza teslimi. Bununla beraber de bu duyarlılığın belki de siz değerli tokatlarımıza aktarılması anlamında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben öncelikle Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Halk Sağlığı Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Arkamızdaki görmüş olduğunuz bu bisikletlerimiz, ki tam sayısını Halk Sağlığı Müdürümüz verecektir, tokatımıza yaklaşık bir yıl önce belli bir miktarda gelmişti ve grup grup öğrencilerimize dağıtılmıştı. Yine belli bisiklet sürmek isteyen tokat hemşehrilerimize dağıtılmıştı ve bir kısmı da belediyemize bu anlamda Sağlık Bakanlığımız tarafından verilmişti. Biz de değerli muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda biz de tokatta bisikletle gezelim. Hem bir etkinlik farkındalık olsun, hem de sağlıklı bir şekilde bisiklet sürerek de bunu ortaya koyalım anlamında onların bir teklifi olmuştu. Hem bize hem Halk Sağlığı Müdürlüğümüze. Bizde çok iyi olur, çok güzel olur. Değerli muhtarlarımızın bu anlamda bisiklete binmesi hem mahallelerde hem de şehirde farkındalık oluşturur demiştik. Ve biraz sonra inşallah onlara bisikletlerimizi vermiş olacağız, takdim etmiş olacağız. Tabii değerli arkadaşlar, özellikle eğer sağlıklı yaşamak istiyorsak bir defa bol bol yürümeliyiz, spor yapmalıyız. Bir taraftan beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. Diğer taraftan da böyle bizleri spor yapmaya sevk edecek işte bisiklet gibi, yürüyüş gibi veyahut da yüzme gibi bazı sporları da yapmak hem bedenen bizlere bir fayda sağlıyor, hem de bu işlerin yapılması anlamında ne kadar çok yapılırsa insanlar da bunları gördüğünde biz de yapalım diye belki heyecan duyuyor, aşk ve şevke kapılıyor. Onun için burada bu bisiklet çalışması, yani bisikletle insanlarımızın tokatta gezme olayı bir defa ben son derece önem arz ettiğini düşünüyorum. Tabii biz belediyeye bu noktada başka başka görevler de düşüyor. Nedir? Öncelikle bol bol bisiklet yolları yapmak lazım. Çünkü insanlarımız bisikletlerle nerede gezecek, nasıl gezecek, kaldırımda mı, yolda mı gezecek, yolda giderken en azından belli noktalarda bisiklet yolu olduğunu bizlerin işaretlemesi lazım. Bu noktada çalışmalarımızın olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Hem mevcut yollarımızın bazılarının bisiklet yolu olarak ayrılmasından tutun da yeni bir bisiklet yolunun yapımına kadar bir defa bu işin biz belediyemiz tarafından özellikle önümüzdeki süreçlerde yapılmasının bir defa çok isabetli ve çok doğru bir karar olacağı kanaatindeyim. Ardından gerek böyle bakanlığımızın, gerek bizlerin, gerekse değerli siz hemşehrilerimizin de kendilerine bisiklet edindirmeleriyle beraber de inanıyorum ki şehirde çok farklı bir görüntü, çok farklı bir inşallah bir süreci ve farkındalığı da beraber ve birlikte ortaya koyacağımız ben kanaatindeyim. Biz bunun sayısını ne kadar çoğaltırsak, ne kadar çok insanımızın bisiklete bindiğini görürsek eminim ki bundan da hep beraberce büyük mutluluk duyarız. Ben hatırlıyorum böyle çocukluk dönemlerimizde her çocuğun hayaliydi bisiklet. Bir bisikletim olsun diye böyle yaz tatilinde babamızın böyle elinden çekerdik ki hadi bisikletçiye gidelim de bana bir bisiklet al diye. Ve o bisikleti aldıktan sonra da gözümüz gibi bakardık. Özellikle böyle 10'lu yaşlardan başlayıp 5-6 yıl boyunca hep bisiklete binmiş birisiyim ben de yaz günlerinde. O zamanlarda çok böyle bisiklete binilirdi. Bilmiyorum şu anda nasıl ama sanki eskiden daha mı az bisiklete binme oranı sayısı diye de düşünüyorum. İnşallah işte bizim bu sayıyı artırmamız için bu çalışmalar, bu projeler birer bence etkinlik olarak inşallah fayda getirecek işler olacağı kanaatindeyim. Ve bu bundan sonra da devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımız tokata gelince müdürümüz de ifade etti, bakanımızdan yeni yeni böyle sayıda bisikletler talep etti. İnşallah onlar da geldiğinde, geldikçe böyle değerli halkımıza bunları dağıttığımızda
inşallah Tokat'ımızda bisikletin daha yaygın bir şekilde kullanıldığını da görmüş olacağız. Ben bu noktada, bu manada tüm değerli muhtarlarımıza da şimdiden Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum bisikletimiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız binmeyi nasip etsin. İnşallah bisiklete binmenin yaşı yoktur. Yani daha genç değiliz diye düşünmeyin. Hepiniz birer gençsiniz. Yani asla bir yaşlılık anlamında sizleri biz görmüyoruz. Biraz önce ben de bindim. Şöyle ufak da olsa bir tur attım bisikletle. Sizlerin de bu bisikletleri aktif şekilde kullanmanızı özellikle ben de istirham ediyorum, talep ediyorum. Mahalleli görünce bak muhtar da nasıl bisiklete binmiş deyip biz de binelim diyebilmeli. Bazı yabancı ülkelerde görüyoruz yani bakanlar bile işe giderken bisikletle gidiyorlar, geliyorlar. Yani tabii ki ne kadar yapılabilir, ne kadar bizler yapabiliriz onu bilmiyorum ama en azından fırsat buldukça bisiklete de bineriz, binmeyi de düşünüyoruz. Ve bunu da böyle bir farkındalık şeklinde tüm şehre de yaymayı da beraberce düşünüyoruz değerli müdürlerimizle inşallah. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere halk sağlığımıza, hastaneler birliğimize teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize de hayırlı günler diliyorum. Sayın Belediye Başkanımız da sağlığımızı korumanın ve geliştirmenin en önemli unsurlarından birisinin hareketli yaşamın ve fiziksel aktivitenin önemini çok güzel izah ettiler. Sağlık Bakanlığımız da bu kapsamda 3 yıl boyunca yürüteceği fiziksel aktivitenin geliştirilmesiyle ilgili bir projemiz var. 2018 yılının sonuna kadar sürecek ve bu proje kapsamında Tokat ilimizde Sağlık Bakanlığımız tarafından 4000'e yakın bisikletimiz dağıtımı gerçekleşti. Okulu öğrencilerimize, bazı meslek gruplarına vesaire bunların dağıtımı gerçekleşti. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda özenle vurguladığı, uç beyler olarak tarif ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, hükümetimizin, en ucadaki temsilciler olan siz muhtarlarımızın bisikletlere binerek, işlerini güçlerini bisikletlerin üzerinde yaparak hayatlarına bir hareketlilik katması Sağlık Bakanlığı olarak da bizleri onurlandıracaktır. O amaçla bu konuda Sayın Belediye Başkanımızla istişare ettikten sonra ve dernek başkanlığımızla da görüştükten sonra bu kararı aldık ve bütün muhtarlarımızın biz Sağlık Bakanlığı tarafından bisikletlerine hediye edilerek onların da kullanımına tahsis edilmesini düşündük ve bugün bu amaçla bir araya geldik. Dolayısıyla biraz önce başkanımız da izah ettiler. Geçen hafta biliyorsunuz Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Ahmet Demircan Tokat ilimizde teşrif etmişlerdi ve orada da çok güzel müjdeler verdiler. İnşallah bu bisiklet dağıtımı konusunda Tokat ilimize daha çok destekçi olacaklar. Ve orada da Sayın Belediye Başkanımız çok güzel bir müjde verdi. Şu anda da büyük bir çoğu tamamlanmış olan Geksi Deresi'ndeki bisiklet sürme yolları da tamamlandı. Şehrimizde dolayısıyla bisiklet sürme yolları arttıkça ilimize gelecek ve bakanlığımız tarafından desteklenecek bisiklet sayıları da daha da çok artacaktır. Dolayısıyla en önemli vurgulanması gereken hususu başkanımız çok güzel izah ettiler. Biz bisikletin kullanımını özendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla muhtarın kullandığını görmeli vatandaş, müdürün, amirin, başkanın kullandığını görmeli. Biraz önce Sayın Başkanımız da sürdüler çok güzel. İnşallah özendiğimiz başka ülkelerdeki örnekleri kendi ülkemizde de görürüz. Üst rütbeli, bürokrasideki veya mülkiyedeki herkesin, üst amirlerin işlerine gidip gelerken günlük kendi hayatlarının içerisine bisikletleri sokarak, biliyorsunuz günümüz yaşamında artık motorlu araçların ve iş yetiştirme çabasının zamanla mücadele daha sık arttıkça motorlu araçları veya asansörü daha çok sık kullanmaya başlıyoruz. Bu da günlük hayatımızda fiziksel aktiviteyi gittikçe öteliyoruz. Ve bunu da rakamlar şöyle yansıtıyor, çok acı bir gerçek. Türkiye Sağlıklı Beslenme Araştırmalarına göre ülkemizde düzenli olarak fiziksel aktivite yapmayan nüfusumuzun %75'i. Bu çok ciddi bir oran. Dolayısıyla bu %75'lik nüfusu her geçen gün gittikçe aşağılara çekip sıfıra kadar indirmemiz lazım. Okul çağındaki çocuklardan tutun da erişkinlerde meslek sahibi vesaire ev hanımı tüm toplumun her katmandaki her yaş ve her cinsiyetteki kişilerin aslında düzenli bir şekilde egzersiz yapması gerekiyor. Niçin yapması gerekiyor? Çünkü çağımızın en büyük tıbbi sorunlarından birisi hem ülkemizin hem dünyanın en önemli sorunlarından birisi obezite. Obezite gittikçe ciddi sağlık sorunlarına yol açan en önemli hastalıklardan birisi olmaya başladı. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde obezite olarak tarifleyeceğimiz nüfusumuzun %35'i.
nüfusumuzun %35'i şişman ve daha fazla kilolu. Vücut kilo indeks oranlarına baktığımız zaman. Dolayısıyla obezitedeki bu Tokat ilimizdeki oranı da tespit ettik. Bu da %33'lerde. Dolayısıyla bunu da her geçen gün aşağıya indirmek için hayatımızın içerisine daha çok düzenli ve fiziksel hareketleri katarak, bisikletlerimizi de hayatımızın içerisine katarak bu önümüzde bizi bekleyen sağlık sorunlarını ortadan kaldırmaktır. Sayın muhtarlarımıza hayırlı günlerde, sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum ve buradan da huzurunuzda Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimizi bir Tokatlı olarak da iletiyorum. Tokat muhtarlarına göstermiş oldukları hassasiyet ve incelik için hem belediye başkanımıza hem de halk sağlığı müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda katılan değerli hastane birliği müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz. Değerli Sağlık Bakanımızın verdiği müjdeler bizleri bayağı umutlandırdı ve ileriki tarihlerde belediyemizin göstereceği, yapacağı taahhütüyle beraber bisiklet yollarıyla Tokat'ın artık bir bisiklet binme sevdasının olacağı, bu da trafiğe çok büyük bir şekilde yansıyacağı kanaatindeyiz. Çünkü bisiklet hem az yer kaplıyor hem daha süratli gitmeni sağlayacağı için insanlara da özenti olacağı kanaatindeyiz. Biz muhtarlarımız da buna örnek olmak için uğraş veriyoruz. Biz halkla beraber, halkın içerisinde hem belediyemizde hem devletimizle beraber, devletimizin en ucra noktasındaki köşelerdeki tüm Sağlık Müdürlüğümüze, Sağlık Bakanlığımıza ve emeğe geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Saygılar diliyorum. Bu bisiklet olayı beni 50 yıl öncesine götürdü, çocukluğuma. Çocukluğuma çok istediğim bisiklet hevesim, çok eski bir bisiklet aldım. Eski mi eski, gece 11'lere 12'lere kadar tamir ederdim, boyardım, onunla uğraşırdım. Bugün bundan nasip et Allah. Bundan sonra sporumuzu yapacağız nasip olsa. Ben bütün herkesten ve diğer muhtar arkadaşlarımdan ricam şudur. Bunları bodrumlara, merdivene, altlarına kapatmasınlar. Gereğini yapsınlar, sporlarını yapsınlar, binsinler. Ben bu vesilesiyle Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Müdürlüğümüze, herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağlık için bundan sonra muhtarlık işlemlerini bisikletle takip edeceğiz. Halk sağlığımızın ve belediyemizin dağıtmış olduğu bu bisikletle sağlık için bundan sonra bütün işlemlerimi bisikletle yapacağım ve trafiği rahatlatacağım. Herkesin bisiklete binip spor yapmasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim emeğe geçen herkese.